5 Ağustos Cuma gününden mutlu sabahlar, günaydınlar sayın seyirciler. Sabah Haber'de yeni bir günde yeniden karşınızdayız. Mutlu bir gün olmasını diliyoruz sizler için. Ve sayın seyirciler, hemen hatırlatmamızı yapalım. 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarımızdan, ayrıca sosyal medya hesaplarımız, Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden Sabah Haber'i takip edebilirsiniz diyelim. Ve günün gündemiyle Sabah Haber'e başlıyoruz. Ve bakalım 5 Ağustos Cuma günü gündeminde hangi gündem başlıkları yer alıyor? Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğ'a, Sağlık Bakanlığı'nın özel çocuklar ve ailelerimizle sağlık için el ele projesi kapsamında ailelere yönelik düzenleyeceği psikoloji destek söyleşisine katılacak. Söyleşi saat 14'te yer alacak sayın seyirciler. Yine öğretmenler sendikaları, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Yüksek Danışma Kurulu toplantısını protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 11.30'da toplanacak ve eylem yapacak. Yüksek Danışma Kurulu toplantısının ise saat 13'te başlayacağını hatırlatalım. Girne Belediyesi'nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleşiyor bugün. Divan toplantısının yanı sıra komitenin bir önceki çalışma döneminde başlayan Belediyelerde Eşitliği İzlemek isimli projenin sonuç raporunun lansmanı da yapılacak ve yerel liderlikte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak zorluklar ve fırsatlar paneliyle yerel yönetimler için eşitlik eylem kılavuzu hazırlıkları kapsamında da yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek saat 10.30'da. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 7.04'ü gösterirken Sabah Haber'de şimdi sırada gazete manşetleri var ve Kıbrıs Türk basınıyla başlıyoruz. Diyalog gazetesi ilk gazetemiz, böyle mi olmalı sorusunu soruyor Diyalog gazetesi manşet haberinde. Kara sınır kapılarında olduğu gibi Girne Limanı'nda da yolcular muhaceret çilesi çekiyor ifadesine yer veriyor Diyalog gazetesi. Muhaceret deki yoğunluklara yer verilen bir haber oldu ve bir fotoğrafla da bu haber destekleniyor sayın seyirciler. Bakalım Diyalog gazetesi bu haberinde nasıl detaylar kullandı. Her yerde sorun var ifadesi var gazetenin aktardıklarına göre. Metehan, Beyarmudu, Derinya, Kara Sınır Kapıları gibi Girne Turizm Limanı'nda yolcular bilet ve pasaport işlemleri için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bir süreçte yolcuların bir salona yığılması zaman zaman gerilime yol açıyor dedi gazete. Savaşa gider gibi ifadesi de var. Yine gazete muhabirine konuşan bazı yolcuların ifadesi yansıdı. Girne Turizm Limanı'nda görevli personel sayısının yetersiz olduğunu, bu yüzden işlemlerin uzun zaman aldığını belirten yolcular, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının önlem almasını istedi. Yolcular burada turistik bir geziye değil, savaşa gider gibi bir muameleden geçiyoruz dediler. Girne Turizm Limanı'ndaki muhaceret sıkıntısı bu şekilde yansıyor Diyalog gazetesinin ön sayfasından sayın seyirciler. Ön sayfadaki diğer haberlerle devam ediyoruz. Yine bir sonraki haber şu şekilde: ünlü avukat Mustafa Şener'in evine düzenlenen baskın yer alıyor ve polis bu baskında Mustafa Şener'in evinde uyuşturucu ve izinsiz silah buldu. Zincir operasyonu başlığıyla avukat Şener'in evine yapılan baskın aktarılıyor. Ve yine bir adli haber sırada. 17 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden Hüseyin Güngeldi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İbretlik ceza dedi Diyalog gazetesi bu haber için. Polis çavuşunun görevini kötüye kullanması olayında bir kişi daha tutuklandı. Bahçeciler teslim oldu. Bir vefat haberi var sırada. Vadeli'nin sevilen isimlerinden Memiş Şimşek 51 yaşında sevenlerine veda etti. İki çocuk babasıydı başlığıyla aktarılıyor. Geçiyoruz.
Güney Kıbrıs'la ilişkili bir haber olacak. Larnaka ve Baf havaalanları Temmuz ayında 1 milyon 185 bin yolcuya hizmet verdi. Ağustos'ta bir rekor beklentisi olduğunu başlığa yansıtıyor Diyalog Gazetesi. Güney Kıbrıs'la ilgili bir haberdi. Ve bu şekilde Diyalog Gazetesi'ni tamamlıyoruz sayın seyirciler. Bir sonraki gazetemizde devam ediyoruz. Bakalım Güneş Gazetesi nasıl bir manşet haber paylaştı. Bir hayal gerçek oldu dedi Güneş Gazetesi. Bakıyoruz bu habere. Mausa'daki Shipyard tersanesinde yerli iş gücüyle teşvik almadan yapılan 18 ton çekiç güçlü çok amaçlı ilk romörk düzenlenen törenle Mausa limanından Hayfa limanına gönderildi deniliyor sayın seyirciler. İlk yerli üretim romörk Hayfa limanına gönderilmiş oldu, teslim edilmek üzere yola çıktı. Bir hayal gerçek oldu ifadesini kullanıyor Güneş Gazetesi. Bakalım. Tamamı yerli iş gücüyle yapıldığı ifadesi var. Shipyard Famagusta Genel Müdürü Gökalp Gündoğdu törende yaptığı konuşmada romörkün 120 çalışanla birlikte 2021 yılı içinde tamamlandığını, yüksek çekim gücüyle İsrail denizlerinde gemilere, liman faaliyetlerine hizmet vereceğini ifade etti. Gündoğdu tamamı Türk dizayn firması tarafından tasarlanan, İtalyan denetim firması Rina tarafından denetlenen ve uluslararası olarak tescillenen en başta çok amaçlı hizmet romörkörünün inşasından teslimine olan tüm süre boyunca emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim dedi Shipyard Famagusta Genel Müdürü Gökalp Gündoğdu. Hayalini kurmak bile güzeldi ifadesi var. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Shipyard tersanesinde inşa edilen romörklerden biri İsrail'de hizmet vermek üzere alıcılarına teslim edilecek. Bunu düşünmek, hayalini kurmak bile güzeldi. Şimdi ise bu anı yaşıyoruz. Bu başarıya imza atan başta sevgili dostum Ramazan Gündoğdu olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum dedi. Bu olayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne yapmak veya ne yapmamak gerektiğini gösteren büyük bir olay olduğuna işaret etti Turgay Deniz Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu'nun da ifadesi var. Son olarak ülkemiz için önemli bir adım dedi Kamacıoğlu. Bakalım. Kamacıoğlu da anlamlı ve onur verici bir an yaşandığını söyledi. Bu başarının ülkeye en hızlı ve en entegre yoldan döviz girişini sağladığını dile getirdi Kamacıoğlu konuşmasında. Yılda bir değil, her ay bir tane göndermek için çalışmalar yapalım diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı ve romörkör Mausa Limanı'ndan çalışanların ve davetlilerin alkışlarıyla uğurlanmış oldu sayın seyirciler. İlk yerli yapım romörkör İsrail'le alıcılarına teslim edilmek üzere yola çıktı. Fotoğraflara da yansıdı bu an. Geçiyoruz sürmanşete. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Bu açıklama Dışişleri Bakanlığı'na ait. Bakıyoruz. Sayın Kasolidis'e ayrıca hatırlatmak isteriz. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve bu toprak parçasına ilişkin karar verme yetkisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs Türk halkının varlığını inkar edip sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı ile görüşerek Kıbrıs konusunda Rum tarafının bilinen görüşlerine arka çıkmasının ahlaki bir değeri yoktur. Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde yürütülen tüm müzakere süreçlerinin Rum tarafınca defalarca reddedildiğini ve bu zeminde müzakere süreçlerinin artık son bulduğunu bildiğini ümit ediyoruz denildi Dışişleri Bakanlığı tarafından. Yeni yakıt geliyor. Logo kenarındayız Güneş Gazetesi'nde. Yeni yakıt alımıyla ilgili bir haber. Geride bıraktığımız günlerde sayın seyirciler, yakıtın Teknecik Elektrik Santrali'ndeki akaryakıtın biteceği yönünde bazı haberler yer almıştı. Elsen Başkanı Kubilay Özkıraç'ın da bu noktada bir açıklaması vardı. Ancak Güneş Gazetesi'nden bugün aktarılan habere göre de Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit'in bir açıklaması yansıyor. Teknecik Elektrik Santrali'ne yarın yeni yakıtın sabah 8 civarlarında geleceğini aktarıyor Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit.
Vatan Gazetesi'ne geldi sıra. Bakıyoruz Vatan Gazetesi'ne, sağlıkla ilgili bir konuya yer verdi bugün Vatan Gazetesi ve Covid-19 vaka sayılarına değindi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dürriye Deren Oygar'ın açıklamalarını yansıttı. Oygar maske uyarısında bulunuyor. Maske zorunluluğuna uyarsak vakalar düşer ve okullar açılınca daha rahat oluruz dedi Müsteşar Oygar. Bakıyoruz başka hangi ifadeler kullandı? Vatan Gazetesi manşetinde nasıl yansıttı Oygar'ın ifadelerini? Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar kapalı alanlarda maske takmak zorunludur diye konuştu ve önümüzdeki ay okullar açılacağı için vaka sayısını olabildiğince azaltmamız önem arz ediyor dedi. Eğer maske zorunluluğuna uyarsak vakalar düşer ve okullar açılınca daha rahat oluruz ifadelerini de kullandı Müsteşar Oygar. Türkiye'de dahil bazı ülkelerde Covid-19 vakalarında artış olduğuna da işaret ettiği konuşmasında bunlardan etkilenebiliriz. Aşılanması gereken kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 aşı tablosuna göre aşılarını yaptırmalıdır dedi. Çocukların aşılanmasına da önem verilmesi gerektiğini belirten Oygar, bakanlık tarafından açıklanan tabloda çocuk enfeksiyonları uzmanlarının önerileri doğrultusunda 5-17 yaş grubu için önerilen aşı tablosunun yer aldığını da sözlerine eklemiş oldu. Okulların açılması öncesinde sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar'ın vaka sayılarına ilişkin ve aşılanmanın da devam etmesine ilişkin uyarı niteliğinde açıklamaları var. Bu açıklamaları Vatan Gazetesi'nden takip edebileceksiniz. Geçiyoruz sürmanşete. Sürmanşette Mehmetçik Üzüm Festivali'nin başladığıyla ilgili bir haberi görüyoruz. Ülkenin en köklü festivallerinden biri olarak kabul edilen Mehmetçik Üzüm Festivali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da yer aldığı bir açılış töreniyle açıldı. Açılış töreninde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu'nun yanı sıra Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Meksika'dan gelen konuk ekipler de gösterilerini sunmuş oldu. Logo kenarında Cumhuriyetçi Türk Partisi Mausa ilçesi 24. Olağan Kongresi'nin yapılmasına ilişkin bir haber yer alıyor ve ilçe başkanlığına yeniden Oktay Kayalp'in seçildiği ifadesi yer alıyor. Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Mausa Belediyesi'ni kazanacağını ve Mausa'nın Süleyman Uluçay'la iyileşeceğini söyledi. KİKOM salonunda gerçekleşen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorak'ın, milletvekilleri, MYK ve parti meclisi üyeleriyle çok sayıda da partili katıldı. İlçe başkanlığı için yeniden mevcut Başkan Oktay Kayalp ve Yusuf Özbil arasında bir seçim yapıldı. Seçim sonucunda üyelerin çoğunluğunun desteğini alan Kayalp yeniden başkanlığa seçilmiş oldu. Türkiye'ye uzanıyoruz şimdi. Türkiye'de yaş kararları açıklandı deniyor. Türkiye'de Yüksek Askeri Şura yaş kararları kapsamında aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbal'la Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Hasan Küçükak yüzün de bulunduğu 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Av ruhsatları ile ilgili haberle devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı av ruhsatlarındaki katkı payı ücretinde indirime gidilmesi kararı alındığını duyurdu. Av ruhsatlarında asgari ücretin 15'te 1'i tutarındaki katkı payı ücretinde indirime gidilmesi kararı alındığını duyurduğu İçişleri Bakanlığı, alınan kararla birlikte av ruhsatı katkı payı ücreti 20'de 1 olacak şekilde düzenlendi. Orman Dairesi yangın riskine karşı uyarıyor sayın seyirciler. Yüksek hava sıcaklıklarına işaret ediliyor. Yine çalışma saatlerinde de bir takım düzenlemelere gidilmişti. Hatırlanacağı üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12-16 saatleri arasında açıkta çalışmanın yasaklandığını açıklamıştı. Yine aynı şekilde bu sıcak havanın verebileceği tehlikelere karşı Orman Dairesi de yangın tehlikelerine karşı uyarıyor bizi. Ve hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 45 dereceye kadar yükseleceğini işaret eden daire yangın riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Bakıyoruz. Ülkemizde imal edilen ilk deniz aracı, romörkör, düzenlenen törenle İsrail'e ihraç
edildiği İsrail'de alıcılarına teslim edilmek üzere yola çıktı. Mausa'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde imal edilen ilk deniz aracı İsrail'e ihraç edildi cümlesiyle başlıyor haber. Gazi Mausa'daki Shipyard tersanesinde yerli iş gücüyle teşvik almadan yapılan 18 ton çekiç güçlü çok amaçlı ilk römork düzenlenen törenle Gazi Mausa limanından Hayfa limanına gönderilmiş oldu. Sırada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs sorunuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklama var Cumhurbaşkanı Tatar'ın. Tatar ne diyor? Sunduğumuz işbirliği önerilerine karşılık henüz Kıbrıs Rum tarafından bir cevap alamadık dedi. Sunulan önerilere karşı Rum tarafından bir cevap gelmediğini belirtiyor Cumhurbaşkanı. 1 ve 8 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum yönetimine Birleşmiş Milletler aracılığıyla sundukları 6 yeni işbirliği önerisine henüz yanıt alamadıklarını belirten Cumhurbaşkanı önerilerle amaçlarının Kıbrıs adasında mükteseb eşit egemen iki taraf arasında işbirliğini sağlamak ve bu yolla da olası bir uzlaşı için ortak zemin koşullarının oluşmasına katkı koymak olduğunu söyledi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Tatar'la ilgili bir haberi daha aktaracağız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın şikayetçi olduğu şahsın kefaletle serbest bırakıldığı ifadesi var. Mersinlik yangını sırasında helikopter içerisindeyken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çekilmiş bir fotoğrafı üzerinden sosyal medyada hakarette bulunduğu gerekçesiyle bahse konu şahsın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da şikayetiyle bu şahsa dava okunduğu ifade ediliyor. Haberin detayı bu şekilde. Bu şahsın aynı zamanda kefaletle serbest kaldığı haberi bilgisi de yansıyor Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında. Bir sonraki gazeteyle devam ediyoruz. Halkın Sesi gazetesindeyiz. Şimdi bakalım Halkın Sesi gazetesine. Pahalılık katlanıyor dedi Halkın Sesi gazetesi. Ülke ekonomisine ilişkin bir haber paylaştı manşetinden bakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1995'ten sonra en yüksek enflasyon görüldü. Temmuz ayı enflasyonu yıllık 116,56 ile 27 yılın en yüksek seviyesine çıktı deniliyor sayın seyirciler. Halkın Sesi gazetesinin bugünkü manşet haberi ülke ekonomisi ve pahalılıklarla ilgili oldu. Market alışverişi yapan bazı vatandaşları görüyoruz ön sayfada. Alım gücüyle de ilişkili bir haber bakalım. Geride bırakılan Temmuz ayında ülkede hayat %5,21 oranında pahalılaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu'na göre Temmuz ayında hayat %5,21 daha pahalı olurken 2022 yılının 7. ayında %64,93 oranında hayat pahalılığına ulaşıldı. Bir yıllık enflasyon ise %116,56'ya kadar çıktı. Bu rakam son 27 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti diyor Halkın Sesi gazetesi. Asgari ücrete ilişkin ifadeler var. Öte yandan asgari ücrete %41 oranında yapılan artışın hemen ardından piyasada yeni bir zam furyası başladığı görüşünü ortaya koyuyor gazete. Her bir çalışana 2500 lira daha fazla maaş verecek olan işletmeler satış fiyatlarını ve hizmet bedellerini de bu noktada artırdı. Ekonomi uzmanları piyasanın asgari ücret artışını hissettikten sonra her şeyin %30 zamlandığını ve özellikle sabit giderlerde büyük bir artış yaşandığını vurguladı. Bu anlamda ekonomist Şükrü Umar Beyli'nin ifadelerini yansıtıyor gazete. 8.600 lira olan asgari ücretin maliyeti işveren için 9.700-10.000 lira civarında. Özellikle küçük esnafın sadece elektrik ve yanında çalışan bir kişi için en az 14.000 lira masrafı oluyor. Ancak esnafın bir aylık geliri 14.000 lira değil dedi Şükrü Umar Beyli. Bu noktada pahalılık rekoru kırdık diyen Halkın Sesi gazetesi enflasyon oranlarına dikkat çeken bir haber paylaştı manşetinde. Sürmanşette ise sayın seyirciler logo kenarının hemen yanındaki haber öğrencisini istismar eden öğretmenle ilgili bir haber olacak. Bu noktada öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene 9 yıl hapis cezası verildiği ifade ediliyor. 17 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden ardından söz konusu öğrenciden çıplak fotoğraf çekip göndermesini isteyen
Hüseyin Güngeldi isimli öğretmen 9 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş oldu bu noktada. Geçiyoruz Yeni Bakış gazetesine. Yeni Bakış gazetesi sayın seyirciler, patlamaya az kaldı ifadesini kullandı manşet haberinde. Yine pahalılıkla ilgili bir habere yer veriyor. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan'ın açıklamalarının yansıdığı bir manşet haberi oldu. Bir özel röportaj kapsamında hazırlanan bir manşet haberi oldu. Bakıyoruz hep birlikte Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan hangi ifadelere yer verdi. Bengihan, birileri birilerine zarar verecek, kimse de durduramayacak dedi. Toplum çileden çıkıyor ifadesini kullandı bu noktada. Pahalılıkla ilgili hiçbir çözüm üretmeyenlerin kendi iç çekişmeleriyle meşgul olduklarını belirten Bengihan, özellikle pahalı elektrik fiyatlarına rağmen bir de 2 günlük akaryakıtın kaldığını ifade etti. Bengihan, ihalesiz akaryakıt alımına rağmen nasıl olur da 2 günlük akaryakıtın kaldığını sordu. Hemen burada hatırlatıyoruz yeniden Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit'in açıklamasında yeniden yakıt alımı yapılacağı ifade ediliyordu. Bu noktada akaryakıt sıkıntısı olmadığını şu an için söyleyebiliriz. Bengihan, ödeyin de sesinizi çıkarmayın demek istendiğini belirttiği konuşmasında patlamaya az kaldı ifadesini kullandı. Bengihan, yoksullaşma, bu ekonomik sıkıntılar farklı sosyal çatışma ve sorunlara getirir. Ekonomik yönden sıkıntı yaşayan aileler çocuğuna istediğini alamayınca, zamlar altında ezilince ve bir tarafta da sorumsuz, duyarsız hükümet görünce birileri artık çileden çıkacak ve birilerine zarar verecek görüşünü ortaya koydu Güven Bengihan. Asgari ücretliye olan olduğu hayat pahalılığı yansıtılmadı dedi Bengihan. Ülkede mağdur olan iki kesim olduğunu, birincisinin asgari ücretle çalışan ve sömürülen, ikincisinin de kamuda göç yasası kapsamında bulunup eşit işe eşit maaş almayan kesim olduğunu kaydetti. Bengihan, siyasetin sorunlara çözüm üretme sanatı olması gerektiğini belirterek, ancak bizde siyasetçilerin sorunların sebebi oldukları yönünde de bir iddiada bulundu. Bengihan, memleketi soyup soğana çevirdiler, Sayıştaylık varmış, Başbakanlık Denetleme Kurulu varmış, Ombudsman varmış, kusura bakmayın ama varlık nedeniniz ceza ve yaptırım değil mi? Teknecik'te ihalesiz akaryakıt ortaya çıktı, ne yaptınız sorusunu sorarak da bazı ifadeleri öne sürdü Bengihan açıklamalarında. Ve ön sayfada devam ediyoruz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu konusunda Rum tarafına sunmuş olduğu önerilere Rum tarafından hala bir yanıt gelmediği yönünde yapmış olduğu açıklama vardı. Birleşmiş Milletler aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimine sundukları 6 yeni işbirliği önerisine henüz bir yanıt alamadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, önerilerle amaçlarının Kıbrıs adasında mükteseb, eşit, egemen iki taraf arasında işbirliğini sağlamak ve bu yolla olası bir uzlaşı için ortak zemin koşullarının oluşmasına katkı koymak olduğunu söyledi. Avukat Mustafa Şener'in evinde yapılan baskınla ilgili avukat Şener'e bir gün tutukluluk cezası verildiği ifade ediliyor. İkametgahında uyuşturucu madde ve silah bulundu avukat Mustafa Şener'in ve Şener dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak bir gün tutukluluk aldı. Mehmet Bahçeciler tutuklandı. Görevi kötüye kullanma, özel hayatın ve özel hayatın gizli alanlarının korunması yasasına aykırı hareket, özel hayatın gizli alanlarının korunması yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan zanlılar Sadi Sancak, Betül Cihaslıoğlu ve Mahmut Selkar'ın ardından Mehmet Bahçeciler de tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı diyor Yeni Bakış. Yeniden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın şikayetçi olduğu şahısla ilgili habere dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar'ın yangın bölgelerini gezmek için binmiş olduğu helikopterde objektiflere gülerken takılan fotoğrafını paylaşıp sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Yudum Mişon mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tatar'a hakaretten yargılanacak, kefaletle serbest bırakıldığı bilgisi var.
Orman Dairesi'nin yükselen hava sıcaklıklarını da gerekçe göstererek orman yangınlarına karşı bulunduğu bir uyarı vardı sayın seyirciler. Yangına dikkat dedi Yeni Bakış gazetesi bu haber için ve önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 45 santigrat dereceyi bulacağına kadar bir uyarıda bulunuluyor. Ve Orman Dairesi'nin bu noktada yangın riskine karşı da vatandaşları uyardığı bir duyurusu var. Maske zorunluluğuna uyalım bu ifadede Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dürriye Deren Oygar'a ait. Gelecek ay okullarda yeni ders yılının başlayacak olmasından dolayı vaka sayılarının olabildiğince azaltılmasının önem arz ettiğine işaret etti Oygar. Vatandaşlara kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna uyma ve aşılarını yaptırma çağrısında bulundu. Detay gazetesine geçiyoruz sayın seyirciler. Bakalım Detay gazetesine. Orman yangınları ciddiye alınmıyor. Yeşil Barış Hareketi'nin yapmış olduğu bir talep var, bir açıklama var. Bakacağız. Orman Dairesi'nin de yangınlar konusunda bir uyarısı vardı. Bakalım Yeşil Barış Hareketi de Detay gazetesinin manşetinde hangi açıklamalarda bulundu orman yangınlarıyla ilgili. Ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması ve çevrenin de korunması adına yangınlara karşı gerekenin ivedilikle yapılmasını talep etti Yeşil Barış Hareketi. Yangın çıkma endişesi, hava sıcaklıklarının en yüksek değerlere ulaştığı bu günlerde özellikle ormanlarda yangın çıkma endişesinin herkesin uykularını kaçırdığını belirterek ülkenin herhangi bir müdahale için araç, donanım ve eleman açısından yetersiz olduğu son 2 yılda yaşanan 2 büyük yangında net olarak ortaya çıktığı görüşü belirtildi Yeşil Barış Hareketi tarafından. Gerekli adımlar atılmalı. Bu sorunların hala çözülmemiş olması ya da göstermelik iğreti bazı işler dışında bu anlamda gerekli adımların atılmaması ülke değerleri adına büyük sorumsuzluktur denilen açıklamada Orman Dairesi'nin mevcut elemanlarının araç ve ekipmanlarıyla olası yangınlara müdahale için ne kadar yetersiz, hazırlıkların eksik durumda olduğunu her yangında tekrar tekrar yaşanarak görülmek istenmediği de kaydedildi. Bu anlamda Yeşil Barış Hareketi orman yangınları konusundaki görüşünü ortaya koydu. İlk müdahale yaşamsal. Açıklamada yangında ilk müdahalenin yaşamsal derecede önemli olduğu vurgulandı. Bu amaçla teknolojik olanaklar da kullanılarak gözetleme kulelerinden düzenli takip yapmasını sağlayan, ormanlarımızın sürekli olarak izlenerek uyarılar oluşturan teknolojik herhangi bir sistem neden hala oluşturulmuyor diye sordu Yeşil Barış Hareketi. Yetersiz olduğu her vesileyle dile getirilen yangın müdahale araçları neden yenilenmiyor? Bunlar her yangında şikayet konusu yapılmak yerine yangın sezonu öncesi alınması gereken tedbirlerdir. Soruları yer aldı. Yine sorular açıklamada bir ay önce yaşadığımız büyük yangından sonra kaç kilometre yangın emniyet şeridi temizlenmiştir denilerek de Mersinlik yangınına atıfta bulunuluyor. Gelecek yıl fidan dikimi için ne kadar tohum toplanmıştır? Geçmiş yıllardan tohum stokuna sahip miyiz? Soruları yer aldı ve bilinmelidir ki Tepebaşı ve Mersinlik yangınından sonra bir bölgenin daha yangın sahası olarak nitelenmiş hale gelmesine izin vermeyeceğiz. Sorumluların duyarlılığa ve icraata çağrıldığı Yeşil Barış Hareketi açıklamasında bizler Yeşil Barış Hareketi olarak ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması ve çevrenin korunması adına yangınlara karşı gerekenin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Bu konunun her zaman takipçisi olacağız ifadelerine yer verildi. Yeşil Barış Hareketi bu noktada açıklamasında hem bazı sorular yöneltti hem de kendi görüşünü ortaya koydu diyelim. Manşet haber bu şekilde geçiyoruz. Sürmanşete sayın seyirciler. İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yılın en büyük faiz artışı başlıklı bir haber geldi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan artırarak %1,75'e yükseltti. Böylece banka 27 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.
Politika faizini 50 baz puan artırarak %1,25'ten %1,75'e çıkardı. Ekonomistler bankanın bu ay 50 baz puanlık artış gerçekleştirmesini bekliyordu. Merkez Bankası yükselen enflasyon karşısında Aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapmıştı. Banka böylece 1995'ten bu yana en yüksek miktarlı faiz artırımına gitmiş oldu. Avrupa Birliği'nden ara bölgeye Güneş Enerjisi Parkı projesi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kıbrıs'ta ara bölgede her iki toplumun da enerji ihtiyaçlarına katkı sağlayacak iki toplumlu bir güneş parkı oluşturulması fikrini ileri götürdüğünü açıkladı. Geçiyoruz Avrupa Gazetesi'ne sayın seyirciler. Avrupa Gazetesi bugünkü manşet haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava okunan şahısla ilgili haberine yer veriyor. Bugün Mersinlik yangını sırasında helikopter içerisinde gülerken objektiflere takılan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak hakarette bulunduğu ifade edilen şahısla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şikayetçi oldu ve bahse konu şahsa dava okunduğu kefaletle serbest bırakıldı. Avrupa Gazetesi bugün bu konuyu manşetine taşımış oldu. İç sayfalarda detaylarıyla devam edecektir. Geçiyoruz Yeni Düzen Gazetesi'ne. Bakalım Yeni Düzen Gazetesi'nde bugün hangi gelişmeler var? Kıbrıs Gazetesi'ndeyiz. Kıbrıs Gazetesi solar sistem kullanılmalı ifadesini kullandı manşetinde. Bakıyoruz enerji üretiminde solar sistem kullanılmalı başlığıyla aktarılan manşette ne gibi detaylar var? Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yarkın Er'in açıklaması yer alıyor. Sayın seyirciler, enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtın yerini çok kolay şekilde solar sistemin alabileceğini vurguladı Yarkın Er. Ülkemizde 100 megawatt kurulu solar sistem var. Bütün bunlar dururken neden enerjiye ihtiyacımız olsun sorusunu sordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni solar sistemi kullanan bir ülke yapmak mümkün ifadesi yer alıyor. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline gelen elektrik konusu hiç gündemden düşmüyor dedi gazete. Kıbrıs'a konuşan Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayar Yarkıner, enerji üretimi için kullanılan fosil yakıt yerine çok kolay şekilde solar sistemin yani güneş enerjisi sisteminin devreye konulabileceğini vurguladı. Ülkemizde solar sistemden elde edilebilecek azami verimin ve çağdaş teknolojilerin yakalanması gerektiğinin de altını çizen Yarkıner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir çırpıda solar sistemi kullanan çağdaş ülkelerden biri yapmak mümkün açıklamasında bulundu. Solar sistemi konusunda Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yarkıner'in açıklamalarına yer veriyor bugün gazete. Arızalar normal değil. Yine Yarkıner'in yer verdiği ifadelerle devam ediyoruz. Teknecik elektrik santralindeki makinelerin çalışmamasının ya da sürekli arızalanmasının normal olmadığını belirten Yarkıner, santrallerdeki kırılma ve bozulmaların hor kullanma veya bilinçli yapılan bir hareketten kaynaklandığını iddia etti. Yarkıner, Teknecik'teki makinelerin hizmete elverişli hale getirilebileceğini de söyledi. Kirli yakıt tartışmalarına da değinen Yarkıner, yakıtın kükürt oranı yüksek olduğunda makine içerisindeki yağ yağlanma özelliğini kaybeder. Bu durumsa makinenin paslanmasını artırarak iç parçalarda aşınma ve yıpranmalara sebep olur şeklinde konuştu. Bu noktada akaryakıtlarla ilgili solar sistemin kurulabilmesi noktasında Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayar Yarkıner'in açıklamaları var. Detaylı şekilde takip edebileceksiniz iç sayfalardan da. Geçiyoruz sürmanşete sayın seyirciler. Avukat Mustafa Şener'in evine bir zincir operasyonu düzenlendi. Bir baskın yapıldı. Bu noktada evinden uyuşturucu ve tabanca çıktığı ifade ediliyor. Bu haberi paylaşmıştık. Yine ilk yerli üretim deniz aracı İsrail'e ihraç edildi Mausa Limanı'ndan. Ve öğrencisini istismar suçundan bir öğretmenin 9 yıl hapse mahkum olduğu ifadesi yer alıyor.
Tesisatçılar kaçak iş gücünden şikayetçi başlıklı bir haber var. Üye sayımız 150, kaçak çok, haksız rekabet var ifadesi yer alıyor bu haber için. Ülkemizde birçok sektörde yaşanan kaçak iş gücü başka bir deyişle kayıt dışılık, tesisatçıların da kanayan yarası ifadesi yer alıyor. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yasasıyla çalışma yasasına göre her çalışanın sektörüyle ilgili bir birliğe üye olması gerekiyor. Ancak Sıhhi Tesisatçılar Birliği'ne üye olan kişi sayısı yalnızca 150 kişi bu habere göre. Kıbrıs Türk Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, kayıt dışılığın haksız rekabete yol açtığına işaret etti. Şu an sektörde %60 oranında kaçak iş gücünün bulunduğunu savundu. Yeni Düzen Gazetesi sayın seyirciler, son gazetemiz olacak Yeni Düzen Gazetesi Kıbrıs Türk basınında. Bakıyoruz, iş yerleri birer birer kapanıyor. Yine ülke ekonomisine ilişkin bir haber. Yeni açılan iş yerlerinin iki katı fazlasının kapandığını ortaya koyuyor Yeni Düzen Gazetesi özel haber kapsamında yayımladığı manşet haberinde. Kimisi yılların işletmesini kapatmak zorunda kaldı, kimisi yeni umutlarla yaptığı girişim sonucu hüsrana uğradı. Sadece Lefkoşa'nın göbeğinde bile yüzlerce dükkan kepenklerini indirdi diyor Yeni Düzen. Esnaf Odası'nın kayıtlarına göre yiyecek içecek sektöründe son 1,5 yılda sadece Lefkoşa'da 531 iş yerinden 177'si kapandı. Tarihte ilk kez kapanan iş yeri sayısının açılan yeni iş yerlerini ikiye katladığı ifade edildi. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga'nın açıklamaları yansıdı habere. Tulga, 531 iş yerinden 177'si kapandı, 275 iş yeri daha denetlenecek, kapanan iş yeri sayısı bu gidişle 250'yi bulacak dedi. Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, orta ve küçük ölçekli işletmeler gibi büyük ölçekli işletmeler de kapanacak. Doğrudan destek, çözüm ve çıkar yol olabilir. Durum giderek içinden çıkılamaz bir hale büründü dedi Kamacıoğlu. Ve Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de açıklamada bulundu. Deniz, kapanmalar hızla artacak, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek şart. Ben de bu süreçte 3 küçük mağazamı kapattım, giderlerini karşılamıyordu. Çözümü kapatmakta buldum dedi Turgay Deniz. Bu noktada kapanan, kepenk indiren işletmelerle ilgili bir habere yer veriyor bugün. Ülke ekonomisiyle alakalı bir haber oldu Yeni Düzen gazetesinde. Bunun dışında Yeni Düzen gazetesi ön sayfasında öğrencisini istismar eden öğretmenin 9 yıllık hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili haberi ön plana çıkarırken, bir taraftan da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan şahısla ilgili habere yer verdi. Yangın helikopterinde Tatar'ın gülen fotoğrafını paylaşan YM, kullandığı ifadelerin hakaret içermediğini savundu. Polis edebiyat uzmanlarına göre ifadelerin küçük düşürücü, taciz edici ve kışkırtıcı olduğunu iddia etti diyor. Bu noktada bu haberi de paylaşıyor Yeni Düzen gazetesi sayın seyirciler. Ve Yeni Düzen gazetesini de noktalayarak Kıbrıs Türk basınında 5 Ağustos Cuma gününe dair gazete manşetlerinde kendine yer bulan haberleri ekranlarınıza yansıttık. Ve şimdi Türkiye basınıyla gazete manşetlerini irdelemeye devam edeceğiz.